Evet, herkese selamlar. Karşınızda en çok istenen Dacia Sandero ile birlikteyim. 1.0 TC Step by Essential paket. Bunların tabii ki de doluları var. Şöyle göstereyim. Turuncu rengiyle yani müthiş. Renk çok güzel. Koltuklarda turuncu detay, içeride turuncu detaylar. Parlak siyah, gümüş gri uyum. Beyaz Dacia logosu gayet güzel. Aracımız 2022 manuel bir araç. 9200 kilometrede 90 beygir ve 795 bin lirayla bizi karşılıyor. 800 bin liraya alınabilecek en mantıklı araç diyebiliriz. İkinci el kısmında kilometremiz de düşük. Şöyle. Gayet güzel. Ön tarafından başlayalım. Sislerimiz yok. Bunların diğer paketlerinde galiba sisler var. Ben Dacia Renault grubuna pek hakim değilim bildiğiniz üzere. Ama buraya genellikle ben bilgilerini yazarım sizler için. Buralarda sisli olanlar var. Bir üst paketlerinde. Halojen far grubumuz var. Ön tarafta yeni Dacia logosu beyaz kabartmalı olarak Dacia. Ve step by. Burada 360 derece kamera yer için konulmuş. Park sensörünü ben ön tarafta göremiyorum. Ön tarafta gri, siyah ve turuncu uyumu var. Çok da güzel olmuş. Dodiklerimiz gri, gayet güzel. Herhangi bir halı kaplamamız yok. 205-60R16-92H olarak geliyor lastiklerimiz. Roll barımız satin siyah diyebiliriz. Şöyle açalım. Bu arada anahtarımız şöyle. Dacia olarak kamera. Şöyle bir anahtarlık var. Burada step by olduğunu belli eden bir yazımız var. Şöyle. Kapımız biraz çok şey. Hani takır tukur olarak açılıyor. Buradan ayna ayarını yapabiliyorsunuz tabii ki de. Burada bir karbon fiber görünüm yapılmış. Dış vücut rengiyle uyumlu klima menfezlerimiz mevcut. Gayet güzel. Bagajını bir şöyle yapalım. Az önce Golf 8'e bakmıştık. Tahmini 380 ila 420 arasında bir bagaj hacmi var. Ben buraya bagaj hacmini yazarım sizler için. Şöyle yan tarafından doğru devam edelim. Detaylı olarak dışını bir bitirelim. Sonra içine girelim. Yan tarafında dodik kısmı. Yani paçalı kısmı biraz yüksek tabii ki de. Gayet güzel. Yani şöyle diyebilirim. Gayet güzel. Arka kapıyı yapalım. Yani kapıyı kapatırken araba sallanıyor diyebilirim. Gerçekten. Arka camlar Emmanuel. Şöyle. Tabii artık bunu Renault ve Dacia grubu kendini geliştire değiştirmeli diyorum. Arka stoplar da halojen. Yine de. Şöyle bir açayım sizler için. Arka far grubu böyle halojen gibi arkadaşlar. Bagajımız gayet derin. Yani şöyle bayağı bir derin. Şöyle bir bagaj havuzuna bakalım içine. Yedek lastik yeri var fakat herhangi bir yalıtım yok. Bu bir dezavantaj. Şöyle alttan göstereyim. Yani direkt o teker konacak yere direkt herhangi bir ses geldi mi direkt içeri verecek. Olumsuz. İki tane askı aparatımız var. Burada bagaj aydınlatmamız var. Burada lastik için gerekli aletler mevcut. Gayet güzel. Şu üstten çekip şöyle kapatabiliyorsunuz. Dacia logosu beyaz yapılmış. Sandero logosu yapıştırılmış. Gayet güzel. Şimdi şöyle içine doğru geçelim. Benim için İlk Dacia deneyimi diyebilirim. Çünkü hiç binmemiştim. Garipsedim açıkçası. Şöyle yaptığımızda gayet güzel. Ön iki cam otomatik. Büyük bir gösterge var. USB girişimiz var. Merkezi anahtar. Eco. Star Stop. Dörtlüler. Klimamız klasik. Şöyle. Burada herhangi bir kablosuz şarj yeri yok. Normal. Burada herhangi bir şey yok. 12 voltluk çakmaklık girişi var.
Yeter, buramıza geldi ya. Nedir bu be? 6 vites şanzımanımız var. Manuel el freniniz var. Burada 2 adet suluğumuz var. Onun haricinde bir de kolonumuz var. Gayet iyi. Torpidomuz da gayet derin içeri doğru gidiyor. Şöyle bir çevirelim. Çivil yapıya sahip olan Vanadokya her mevsim ayrı bir manzara. Şu şekilde. Modlarını herhalde şuradan değiştirebiliyoruz. Ha, buradan ses sistemiymiş. Şuradan start stop'unu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan menü arası geçiş yapabiliyorsunuz. Yokuş kalkış, ESC. Buradan hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. ...90 beygir olmasına rağmen şaka benim çok ciddi anlamda sesli çalışıyor. Ben de bunu pek sevmiyorum. Orta tarafta herhalde büyük ihtimalle sonradan yapılmış bir ses sistemimiz var. 12 ila 14 inçlik. Gayet güzel. Klima menfezimiz de gayet iyi. Koltuğu ben kendime göre bir ayarlayayım. Bu arada... Halojen. Şunu ben kapatayım ben. Çok farklı duruyor. Ben şöyle içine oturduğumda koltuk bana göre yapıldığında şurada değiyor. Tavanda deseniz biraz boşluk var. Bir de ses sistemine bakalım nasılmış. Dacia Stepway'ın bir de sesine bakalım. Dacia Stepway'ın ses sistemi gerçekten güzel. Ama böyle tatminkar eden bir ses sistemi yok arkadaşlar. Ama iş görür. Gayet güzel bir araç. Biraz yüksek. Bir de arka tarafına geçeceğim. Arka tarafındaki yaşam alanına bakıp aracı değerlendirelim. Arka kapısı biraz sert tabii ki de. Şunu şöyle koyalım. Koltuklarımız gayet güzel bu arada. Yumuşak koltuklar var. Arka camlar otomatik. Şurada bir saklama alanı var. Burada bir kapı kolumuz var. Küçük bir suluğumuz var. Hoparlörümüz var. Ön tarafı ben kendime göre ayarladım. Fakat iki parmağı şöyle 3 parmaklık bir mesafe kalıyor arka tarafta. Şaft düğünü çok az. Herhangi bir klima menfezi yok. Ve kol dayanağımız da yok. Orta fiyatlı, uygun fiyatlı bir araç bu. Arka tarafı gayet güzel. Yani baktığımızda 795.000 Türk lirasına alınabilecek araçlardan bir tanesi. Türkiye şartlarında bu araçlar artık ciddi deli paralara gidiyor. 1 milyona, 1,5 milyona gidenler var. 1.1'e gidenler var. Bu fiyata alınabilecek araçlardan birisi. Ben bu aracın hem ilanını hem de iletişim bilgilerini yazıyorum. Eğer araç ilanına girdiğinizde açılmazsa iletişim numaralarından iletişime geçebilirsiniz. Katkılarından dolayı Ford Başarı Oto'ya ve Ford Başarı Oto 2.'ye de çok teşekkürler.